Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aktiviteler biraz yazım yanlışları olduğundan dolayı buraları düzelttim. Ama temel mantık açısından en azından benim anlattığım işte RAW ya da CAL nasıl çalışıyor biliyorsanız görüntüye baktığınız anda aslında az çok size fikir verir. Ben tabii burada biraz yanlış olmuş. Alt alta gelmemesi lazım. Yan yana gelmesi lazım. Yan yana geldikten sonra sığmazsa alt tarafa gelmesi lazım şeklinde. Ama şu kısım mesela bir kalın. Aslında bir kalın oluşturmuşum. Sonra üst kısma dersin ismini. Alt kısmına da işte sil veya taşı. Sil dediğim zaman emin misin diye soruyor. Eğer buna tıklarsam silecek. Ama aslında yanlış olmuş. Böyle olmaması lazım. Neden? Çünkü emin misin? Evet veya hayır demesi lazım. Bunu bir miktar düzelttim. Bir de bunların yan yana gelmesi lazım. Şimdi burası aktivitelerin göründüğü yer. Burada item signal add act. Burası şu kısım oluyor. Şurası. Mesela görünsün veyahut görünmesin kısmından yola çıkarak şey yapıyoruz. Send act ama bu neye göre? Mesela burası açık ise eklediğimizde buradaki bilgilere bakarak aktiviteyi ekliyor. Eğer görünür değilse görünür yapıyor ikisinden biri. Ama şöyle de ne yapabiliriz ayrıca? Burada on click send act yapmış. Tekrar gizleyebilen bir tane eleman şuraya ekleyebilsek aslında daha güzel olur. Yani, tabii bunu tekrar da değiştirebiliriz. On click send act demiş ya. Biz bunu şöyle yapabiliriz. Burası aslında bir closure alıyor. Tek bir komut girecek olursak direkt yazabiliriz. Ama şu şekilde de yapabiliriz. Mesela şuraya şunu atarız. Buraya send ekleriz. Artı bakın burada mesela şey var. Dikkat ederseniz görünür yapmamak için change app act kısmı var ya. Onu buraya ikinci bir kod olarak ekleyebilirim. Yani bu iki fonksiyonu aynı anda yap. Ama önce ben diyorum ki send act yap. Daha sonra change diyorum. Yani tıkladığı anda ne oluyor ya? Şurası. Tamam. Burada bir şeyler yapacaktım. Onu silmeyi unutmuşum. Tekrar gelelim şuraya. Bakalım. Öğretmeni seç, burayı seç. Bakın şimdi mesela bu öğretmene bir tane bilgisayar bilimlerini ekleyelim. Şu anda sadece fen bilimleri ve matematik oluşturmuşum. O yüzden bu ikisi çıkıyor, diğerleri çıkmıyor. 2 saat olsun. Sınıflar kim olsun? 5 işte B olsun. Burası ne olsun? Yine ben olacağım. Ekleyelim mesela bunu. Ekledik. Buraya geldi. Fen bilimleri geldi. Ve burası da gizlendi tekrardan. Tekrar eklemek istersek buraları açık tekrar ekleyebiliriz. Buraya kadar herhangi bir problem yok. Ama tabii buradaki bilgileri yine düzenleyebiliriz. Şimdi gelelim bunların yan yana gelmesini sağlamakta. Burası item. Burası bu butonumuzdu. Item signal olarak eklemiştik. Çünkü bu neye göre görünecek? İşte buraya tıkladığında bu görünüyorsa aktivite ekleme kısmı görünüyorsa mesela şuradaki bilgiyi alıyorum ben tekrar. Eğer görünüyorsa işte şu HTML kısmını gönder, göster. Görünmüyorsa zaten göstermeyecek. Çünkü map true yapmışım. Ben demişim ki eğer add sinyali true ise bunu göster. Buraya tıklandığımda da true veya false'u değiştiriyor zaten. Şimdi
Burayı ben kalın yapmışım. Aslında raw olan kısmı şurası mesela. Bu yanlış. Neden yanlış? Item signal batch diyor ya. Aslında direkt şu bana yeterli. Şimdi ben map ile ne yapmış oldum? Dedim ki burası bu aktivitelerin olduğu kısım. Şuradan zaten anlayabilirsiniz. Item signal batch çoklu eleman eklemek için kullandığım bir şey. Diyorum ki sen bunu önce bir filtrele, seçili olan öğretmene ait olan aktiviteleri filtrele. Filtrelerken buraya dikkat edin. Burası filter signal, normal vektör filtrelemesinden farklı. Filtreledikten sonra elde ettiğim aktiviteleri de diyorum ki sen de git ActVev'e göster. ActVev şurada en altta şöyle uzunca bir şey. Uzunca dediğim aslında şu. Şunun tam kendisi ama burada tabii biraz detaylı işlem var. Mesela dediğim gibi buraya sile tıkladığım zaman emin misin diye soruyor ya. Emin misine tıklarsam siler. Ama bunu biraz daha düzenli yapmak gerekiyor. Biraz da karışık aslında. Mesela taşı dediğim zaman bakın buralar hepsi değişti. Vazgeç diyorum. Mesela taşımaktan vazgeçiyorum. Ama bu çok da efektif değil. Aslında yapmam gereken şey taşıma. Bunu böyle sürükleyip buraya bırakmak daha mantıklı. Ama şimdilik böyle yapmışım, böyle kalsın. Amacım iki tane amacım var bu derste. Birincisi bunları yan yana getirmek. İkincisi burada seçili olan öğretmen otomatik eklenecek. Karmaşa olmasın diye. Geliyorum buraya. Şimdi en üstteydi. Neydi? Aktivite. Şu. Burada seçtik, elemanları ekledik. Ama dikkat ederseniz bu elemanlar kime ekleniyor? Columns'a ekleniyor, değil mi? Şimdi columns yapmak zorundayım bir yerden. Neden? Çünkü aslında columns şuranın tamamını tutuyor bu columns. Mesela şu kısım bir eleman. Şu buton bir eleman. Dolayısıyla bunlar da her biri bir eleman olmuş. Fakat olması gereken şu. Columns'ın bir elemanı bu. Columns'ın bir elemanı bu buton. Bakın alt alta geliyor. Ha, buradaki her bir eleman da ayrıca bir columns oluşturmuş ama onun içine gelmiş. Bunun gözlemini aslında iyi yapmak gerekiyor. Yani her şeyi tek tek de söylenmesinin yerine baktığınız zaman anlayabilmeniz lazım. Mesela bunun tamamını bütün olarak düşündüğünüz zaman baktığınız zaman alt alta gelmiş. Mesela bu bir eleman, şu kocaman kısım bir eleman. Ama bu buton da bunun altına gelmiş. Bu columns'ın ikinci elemanı. Ama mesela şuradaki eleman dediğimde buranın tamamı da bir column. İşte bu columns'ın bir elemanı. Ama mesela bu da bir eleman. Columns'ın küçük columns'ın bir elemanı. Fakat bu mesela yan yana dizilen bir şey. Dolayısıyla burası bir row. Efendim söyleyeyim mesela burası bir row. Burası bir row gibi. Şimdi bu koca kısımda columns'ın, ana columns'ın bir elemanı. Fakat ben bunu ne yapmışım? Bu columns'ın, büyük columns'ın her birini bir eleman yapmış. Aslında yapmam gereken şey şu. Her biri bir eleman olmayacak. Aktivitelerin tamamı tek bir elemanda row içerisinde olacak. Ve sadece bu eklenin altına gelecek ama bunlar yan yana gelecek. Dolayısıyla ben geliyorum buraya. Diyorum ki item buraya ben row ekliyorum. Mi? İşte şu kısım var ya, şu kısmı olduğu gibi row'a ekliyorum. Bakın row, şimdi bu row columns'ın bir elemanı oldu. Yani şu kısım bir row oldu, şu aktiviteler yan yana dizilecekler artık. Tabii biraz da düzenlemek gerekiyor. Ben bunu bir türlü bilmiyorum. Bunun kısa yolunu bir bana söylerse çok makbule geçer. Aslında bunun için biraz şeyi öğrenmekte fayda var. Bin.
Neyse, şimdi arkadaşlar, tabii row eğer alanımız sığmazsa multiline olsun diyoruz ve şimdi bakalım. Bakalım ne varmış. Evet, gördüğünüz gibi yan yana dizildiler. Şimdi tıklayalım. Emin misin olmaması lazım ya. Burada emin misin değil misin diye bir soru sorması lazım ama neyse. Onu daha sonra düzeltirim. Burada da gösteremeyeceğim açıkçası. Biraz ince ayar gerektiriyor. Şimdi bunu yaptık. Önemli olan kısım şu kaldı. Bir öğretmeni seçiyorsam eğer, mesela ben burada biri seçmişim değil mi? Bu öğretmen burada aktivitenin öğretmeni olarak seçili olması lazım. Peki bu bilgi nerede? Bu bilgi Act Teachers'ta. Geliyorum buraya. Let T eşittir Selected Teacher. Selected Teacher Get. Selected Teacher bize ne veriyor? Options E12. Bu bir ID. T bir ID. Let Teacher eşittir Teachers. Kim? Lakrev olsun. Sonra get var mı? Get ama bu index istiyor. Find var mı? Yok. Filter yok. O zaman şöyle yapalım. Teachers diyelim buna. Dartmouth to Wedge. Yine aslında çok efektif değil. Bunu belirteyim tekrardan. Sonra let teacher eşittir teachers iter get iter pardon direkt get diyebiliriz. Ama yok. Get dersek indeks numarasını ister. Ben ID'sinden bulmak zorundayım. O yüzden iteration kullanacağım. Find T ID eşittir T. Buraya T iki tane T oldu. Burada ve burada. Ben burayı T2 yapıyorum. Burayı da T2 yapıyorum. Bu ikisi birbirine eşit olduğu zaman bana bir tane ver diyorum. Ama tabii bu bir Options verdiği zaman batch teacher muhakkak bulunacak diye düşünüyorum. Can't compare biri bu anlamında. Bu da tabii bir referans olduğu için klonluyorum. Yine ne diyor burada? Diyoruz ki ha bu da yine unwrap. Tamam. Şöyle. Okey. Şimdi bu birinci aşama buydu. Çalıştıralım. Şimdi mesela biri ekleyelim. Bakın. Artık seçili öğretmen burada. Artık şimdi ben burada yine benim ismim var. Ben bunu ikinci bir defa seçebiliyorum. Oysa seçememem lazım. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Filter teachers demişiz ya biz burada. Ben burada filter kullanırken ne demişim? Filter teacher first name kullanmışım. First name'ine göre arıyorum ama aslında şöyle bir teacher için bir tane implementasyon yapıp tam adını label olarak kullanıp full name derim mesela. Full name'in içerisinde contains girilen harfler full name'in içerisinde varsa contains ise yap diyorum ama şimdilik dediğim gibi orası bütün detaylarını burada anlatmıyorum. O yüzden geliyorum buraya. Contains bize boolean değeri veriyor. Ama ben burada iki tane boolean kullanacağım. Contains and teacher ID farklı kimden? Niye bu farklı
let ib eşittir selected teacher get unwrap teacher id id'den farklı ise, yani benim öğretmenim, seçili olan öğretmeni filtrelemesin istiyorum. Onu filtreden çıkarsın istiyorum. Çünkü seçilmemesi lazım. Ha, bu bir birinci koruma, ama yine veri güvenliği açısından lectures vf, course vf, activity classes, activity teachers. Hangi bir yerde yapıyor muyuz? Neyse, bunu şimdilik burada tutalım. Filter teachers, öğretmenleri filtrele dedik. Şimdi mesela bizim öğretmenimiz hiçbir zaman aynı öğretmen tekrar tekrar seçilemesin durumunu dikkat ederseniz artık benim ismim yok. Çünkü beni zaten seçmiş, ama tabii bu yanlış. Çünkü ikinci bir defa, mesela diyelim ki bu öğretmeni seçtim, değil mi? Bu öğretmeni ikinci bir defa sallıyorum mesela. İkide sınırlandırmışım, ama üç tane öğretmeni açmayı düşünüyorum ileride. Açtığım zaman bu öğretmen de ikinci bir defa seçilebilir hala bile. O halde geliyorum, şöyle bir şey söylüyorum. Add teachers, bu bir neydi? Bu table batch biraz daha karmaşık olduğu için şöyle, yine şöyle yapalım. Birkaç tane komut kullanacağız çünkü. Geliyorum buraya. Let act a teachers diyelim buna. Bu nedir? Act'in seçili olan öğretmenleri lock mut batch. Sonra bunu buraya yazdık ya. Geliyorum, diyorum ki add teachers are teachers iter teacher'ın, şu teacher'ın ID'si bunun içinde olmayacak. Any T2 diyorum buraya. T2 ID farklı teacher ID'de. Burada şöyle bir şey var. Any değil aslında, all dersen tamamında, yani aktiviteye ait öğretmen ID'lerinin içerisinde hiçbir tanesi teacher'ın ID'sine sahip olmayacak demiş oldum. Bu sayede mesela ikinci bir defa teacher's ID'ye, pardon, act teacher'sa aynı öğretmenin ID'si ikinci bir defa eklenemeyecek. Filtrelemediğimiz için. Tabii hasbelkader bu bizim çalışan uygulamamız. Yarın bir gün bir başkası da bizim web sitemize kendi uygulamasından ulaşmak isterse, şimdi burada act classes, seçili classes, buna gerek yok aslında. Act teachers'ı mesela burada yapmışız. Teacher klonu yaptık. Sıkıntı yok. Class burada gerek yok. Buraya siliyoruz. Ancak aktiviteyi gönderirken ne olursa olsun sunucu tarafında şunu ifade etmemiz gerekiyor. Bir aktivitenin hangi konuları önemli mesela burada? Dediğim gibi, tamam, ben mesela bu sınıfların bu okula ait olduğunu client tarafında kontrol edebiliyorum. Fakat
Hasbelkader, diyelim ki biri bizim sunucumuza kendi uygulamasından veri göndermek isterse bizi yanıltmak isteyebilir. O yüzden ben sunucu tarafında şunu kontrol ediyorum. Diyorum ki aktiviteye ait bütün sınıflar, aktiviteye ait bütün öğretmenler bu okula kayıtlı olması lazım. Hatta sınıflar için ekstradan şöyle bir şey var. Sınıfların gruplarının da aynı olması lazım. Efendim söyleyeyim, aktiviteye ait lectures'ın da yine okula kayıtlı olması lazım. Bu verilerin bütünlüğü olacak. Artı yine mesela aktiviteye ait teachers ID'leri tekrar etmemesi lazım. Yani bir öğretmen iki defa eklenmemesi lazım. Bir sınıf iki defa eklenmemesi lazım gibi. Bu bilgileri girmemiz gerekiyor. Tabii bunu sunucu tarafında yapacağız. Şimdilik bizim yapacağımız bu işlemler bitti. Bir tek şunların arasına bir miktar boşluk bırakalım ve bu dersi burada bitirelim. Rowdu S of new x x kaç olsun? X 2 olsun. Y'de Y'si olur mu? Evet. Multiline'da acaba olur mu olmaz mı tam emin değilim ama yine de yazayım. Bu da 2 olsun. Biraz daha boşluklu olsun. Bakalım şimdi. Evet, biraz boşluk oldu. Bir sonraki aşamada benim yapmayı düşündüğüm şey şu. Bir defa sile tıkladığım zaman bu taşıyı buradan kaldıracağım. Çünkü sürükle bıraktan yapacağım. Yani buraya parayla tutacak. Bırakacak buraya. Bu ders bu saate yerleşsin diyecek. Ve bunun altında da biraz işaretler kullanacağım. Böyle. Sil derken de bir tane çöp kutusu işareti koyacağım. Çöp kutusuna tıkladığı zaman evet hayır sorusu hemen burada belirecek. Evet'e tıklayınca silecek, hayır'a tıklayınca iptal edecek. Bu kadar. Bunu da bir sonraki derste yapalım. Bu taşıyı buradan silelim. En zor kısmı benim için drag drop, yani buradan sürükle bırak yapmak biraz zor. Onu da ben önce bir bakacağım, daha sonra bunun da nasıl yapıldığını biraz detaylı göstermem lazım. Bir de detaylı göstermem gereken bir konu daha var. Burada mesela modal oluşturmuşuz ya. Bu moda yani açılan menü var ya, mesela burada öğretmenleri listeliyor ya, bu liste aslında bir moda. Bu modalı nasıl yaptığımızı göstermek gerekiyor. Ancak bunu burada değil, başka bir derste anlatmayı düşünüyorum. Bu dersi burada bitirelim. Sanırım bugünkü yeterli bugünkü. Çalışıyor, burası da çalışıyor, orası da çalışıyor. Sıkıntı yok. Ama bunun tamamını aslında aktivite ekleme sayfasını hem sınıf için hem de öğretmen için tek bir pencere oluştursak daha iyi olur. Fakat şimdilik böyle idare ediyoruz. Paldır küldür gidiyorum biraz. Evet. Çünkü kafam da dağınık. Ortam da karışık. Bir an önce bitsin de bir sonraki seneye gayet sağlıklı bir şekilde bu proje çalışsın istiyorum. Ki çalışır da yani. Ders sonlarında niye çok konuşuyorum bilmiyorum. Yani böyle bir mahcubiyet oluşuyor bende. Dersi bitiriyorum lan acaba öğrendiler mi öğrenmediler mi diye bir strese giriyorum. Ondan dolayı çenem bir durmuyor. Neyse kimse olmadığı için de hocam tamam yeterli artık tamam kapatabilirsin diyen de çıkmadığından dolayı devam ediyorum. Kapatıyorum. Bitti. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.